geldiniz tekrardan arkadaşlar. Bugün 4 günlük bir vlog yapacağız. Hafta sonuna bağlayacağız. Malum 1 Mart'ta yasaklar kalkabilir. Tabii ne olur ne olmaz belli olmuyor. Ama işte son yasak olabilme ihtimaline karşı bu vlogu size çekmek istedim hafta sonu için. Kafamda bir iki plan var ne yapacağımıza dair ama tabii gene belli olmaz. Değişebilir planlarımız. O yüzden şimdi ilk önce kahvaltıyla başlıyorum güne. Kahvaltıyı atladım bu arada. Direkt çorbayla güne başlıyorum. Yeni video attım bu arada YouTube'a. Bundan bir önceki videomla alakalı yapıyorum şu anda. Onunla ilgili ayarlar yapıyorum ya şimdi. Biraz odamı toplayacağım. Çok dağınık çünkü. Sonra bir duşa gireceğim. Sonra geleceğim. Beraber cilt bakımı yapacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi size siz yokken neler yaptığımı anlatacağım. Duştan çıktım, uyudum, uyandım, yemek yedim. Böyle bir uykum geldi duştan çıkınca. Bir hafifledim, böyle rahatladım. Uyakaldım ya. Uyanınca bir baktım saatte, saat 9.30-10 olmuş. Ben de tripodu banyoya sığdıramadığım için hemen koridora hızlı bir sistem kurdum. Ben de şimdi normalde duştan hemen sonra yapmam gereken saç bakım ve cilt bakım rutinimi akşam saat 9.30'da sizle beraber yapmaya başlayacağım. Şimdi saçlarımla başlayayım. Aynadan gözükeyim. Ne yapıyorsun? Hadi gösterince bir poz vermeyin. İyi gözüküyor mu diyor. Yüzünüzü her zaman yıkadıktan sonra kağıt havluyla durdurun. Daha sağlıklı çünkü. Normal havlularda hep elimizi sildiğimiz için bakteriler orada birikiyor. Bunlar kullanat olduğu için öyle bakteri birikme gibi bir durumu olmuyor. Maskeye geçiyorum. Gene aynı serinin maskesi. Ama önce şu saçımı bir yanlardan yarım toplayayım ki yıkarken... Şimdi sürdüm maskemi. Şimdi 15 dakika bekleyeceğim. Sonra görüşürüz. Yüzümü yıkadım. Şimdi mucizevi yağ süreceğim, yüz bakımı yağı. Ondan sonra dudak nemlendiricisi ve kaş besleyici yağı süreceğim. Ben şimdi birkaç tane video editleyeceğim. Gece geç saate kadar sürebilir. Sonra da zaten uyuyacağım. Yarın sabah çok hareket uyandım. Oraya gittim, buraya gittim. Kahvaltı bile demedim. Şimdi KFC ile kahvaltı ediyorum. Daha önce de zaten video çekmeye hiç fırsatım olmadı. İlk fırsatta şimdi sizlerle beraberim. Ben bunu yiyeceğim. Sonra görüşürüz. Geçen
geçen videomda da size hani bahsetmiştim ya, Trendyol'dan bir pantolon aldım diye. O pantolonu bugün terziden aldım. Şimdi onu giyeceğim, size göstereceğim. Bu pantolonu mutlaka alın ve aldırın. Çok şık duruyor üzerinizde gerçekten. Giyip geçin. İçin şöyle hızlıca bir kombin yaptım ben. Pantolon gerçekten üstünüzde çok şık duruyor. Yani hem basic hem çok şık. Hani bol paça olması da ayrı bir özelliği. Hani bol paça olmasa gene bu yükseklikte olsa bu kadar güzel durur muydu? Hiç bilemiyorum. Çünkü hani çok güzel bir pantolon ya. Hani gerçekten alın ve aldırın. Şimdi size şöyle detaylarını göstermek istiyorum. Bir kere düğmesi yok. Direkt uzun bir fermuarı var. Zaten kemeriyle beraber geliyor. Belinde kesik detayları var. Paçasını ben zaten kendi boyuma göre ayarladım. Çünkü çok uzun gelmişti. Hem spor ayakkabıyla giyebileceğim şekilde hem de topuklu ayakkabıyla giyebileceğim şekilde kestirdim paçasını. Gayet de güzel oldu. Daha bakın şöyle paçasını göstereyim. Bu pantolonu ben 36 beden aldım. 38'i çok büyük gelir bana. 34'ü de çok küçük geleceği için 36 tam ideal bir beden benim için. O yüzden ayrıca üstte de çok güzel duruyor. Yani bunu söylemekten kendimi alamıyorum. Şöyle arkasını göstereyim. Arkasını gösteremedim. Şöyle gayet güzel duruyor. Kemeriyle. Ben kemerini en sona bağladım. Daha sıkı dursun diye. Alternatif kombin daha hazırladım. Size aslında üstüme sadece bir gömlek aldım. Başımdaki taçtan botuma kadar komple bu şekilde dışarıya çıkabilirim. Hani botum değişebilir havanın sıcaklığına göre. Spor ayakkabıya da dönüşebilir. Bu şekilde çıkabilirim ben dışarıya gayet. Sizin için de fikir olsun istedim. Şöyle bir iki de poz vereyim. Her yerde de giyebilirsiniz. Hani gayet basic ve günlük bir kombi. Şimdi size pantolonumu da gösterdiğime göre çay da yaptım kendime. Mutfağa gideyim, tatlımı alayım, geleyim, sohbet edelim. Çayımı, tatlımı aldım, geldim. Sizlerle sohbet etmeye artık hazırım. Ama sohbete kısa bir dertleşmeyle başlamak istiyorum. Ben YouTube'a video çekme konusunda istikrarlı olamıyorum. Yani özellikle bu 1000 abone ve 4000 saat sınırını aştıktan sonra, yani reklam almaya başladıktan sonra böyle bana sebepsizce bir rahatlama geldi. Tam da daha sıkı sarılmam gerektiği dönemde. Sebebini bilmiyorum. Bu da benim canımı gerçekten çok sıkıyor. Ben de bunun için kendime... Çünkü gerçekten seviyorsun aslında yani video çekip atmayı. Evet. Eğleniyorum da yani video çekerken ama bazen böyle duruyor. Ne çekmem gerektiğini bilmiyorum. Vlog çekmek istiyorum ama o günüm gerçekten çok boş geçiyor. Hani kayda değecek hiçbir şey yapmadığım için çekmiyorum da. O yüzden ben de kendime motivasyon amaçlı bir kural koydum. Dedim ki her pazar ve perşembe saat 4'te video atacaksın. Biri illaki vlog olacak. Öteki istersen vlog olur, istersen başka bir şey olur ama mutlaka 2 gün saat 4'te video atmış olacağım yani. Bunu kendime challenge yapacağım. Yapmak istiyorum kendime. Hani bunları yapmalıyım. Çünkü gerçekten video çekmeyi çok seviyorum. Çekmediğim zaman sıkılıyorum. Hatta duruyorum. Video çekmek istiyorum. Ne çekeyim? Aklıma fikir gelmiyor. Daha çok sinir oluyorum. O yüzden böyle vlogtan ilerlemeyi düşünüyorum. Şimdi bu derdimi bir kenara bıraktıktan sonra ne diyeceğim? Siz karantinada neler yapıyorsunuz, ben neler yapıyorum, bunlardan bahsetmek istiyorum. Hatta geçenlerde Instagram'da bir soru sormuştum, neler yapıyorsunuz karantinada diye. Şimdi sizin cevaplarınıza bakacağım. Kendi neler yapıyorum ona bakacağım. Bakalım beni etkileyebilecek misiniz? Bu şekilde. Şimdi sizin cevaplarınıza bakacağım. Bakalım aynı şeyi mi yapıyoruz yoksa ben kendime has bir insan mıyım? Kendi telefonundan video çektiğim için Doğa bize cevapları okuyacak. Kitap okuyorum. Ne güzel. Biri kitap okuyorum demiş. Ya benim
Kitap tabii ki okuyorum. Hani ayda yılda bir kere falan. Ya kitap, benim bir kitabı böyle hararetli bir şekilde hani durmadan, nefes almadan okuyup bitirebilmem için bir kere ilk cümlesinden beni etkilemesi gerekiyor o kitabı. Çok zor o da. Sen bir filmi sonuna kadar izleyip izlemeyeceğine filmin ilk sahnesinden mi karar veriyorsun? Hiç dediği gayet de sıkıcı olan filmleri dur bakalım ne olacak diye izlediğimiz çok oldu seninle. Daha geçen gün. Çok kötü çıktı. Devamı da çok kötü. Ama ben sana en başta... istisna olabilirdi. Dedim ki en başında bu filmlerim sıkıcı. Ben de dedim ki evet sıkıldım ama daha başlamadım. Dur bakalım bir şeyler olacak dedin ama. Tamam. Hiçbir şey olmadı. Ben seni ama, izliyorsun diye sesimi çıkarttım. Ama o film de olmadı. Olabilirdi de yani. Mesela hararetli bitirdiğim, hani nefes almadan lütfen bitirdiğim... Lütfen söyleme artık 3. sınıf kitabını. 3. sınıf kitabı mı? Kızıl Piramit'ten bahsetmeyeceğim. Sayı şeytanını diyorum. Hatta onu öyle bir okumuştum ki. En son kaçıncı sınıfta sen kitap bitirdin? Ben mi? Lisede ya. Yine daha yeni. 3-5 sene oldu. Yok ya. Evet lisede son sınıfta. Bitirmedim. Başladım. Sen nereye ben oraya diye. Yarısını falan okudum. Yarısında kaldım böyle araya. Sonra ders kitaba başlamadın mı? Başlamadım ya. Hep niyetlendim. Ne olmadı. Kısmet değilmiş. Ama arıyorum ya kitap böyle. Ya bir de şey böyle ağır romantik de sevmiyorum. Polisiye de istemiyorum. Hani romantik komedi tarzı bir şey olabilir ya. Bilmiyorum. Önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Neyse sıradakini okuyayım. Yaptığım bir şey bu. Ben şahidim. Spor yapıyorum. Yapıyorum. Yani şöyle. Spor yapıyorum yazılmış. Ben de yapıyorum. Chloe yapıyorum ben de. Nereye bakacağım bilemedim şu an. Tamam, benim koşuyorsun. Evet, sana bakayım. Ben de Chloe yapıyorum. 2 haftalık programlarından 15 günlük. Chloe videosu çeksene. Evet, düşünüyorum onu da. Ama hazır değilim onun için. Sıradakine mi geçeyim? Evet, geç bakalım. Okay. Sadece yatıyorum, hiçbir şey yapacak keyfim yok. Bu beni biraz etkiledi. Kim plus oldun sen bunu? Bu beni bir cezbetti. Kim yazmışsa bunu çok etkilendim. İsim vermiyor. Tanıdık biri değil. Şimdi belki istemez. Benim bu bir 2 ay video atmadım ben. O dönem full yaptığım şeyi yazmış. Dizi izlemek. Ama bu... Arkadaşlar başıma ne geldi biliyor musunuz? Az önce izlediniz ya hani işte soru cevap yapıyordum kısa. Onun yarısını çekmemişim. Yani videoyu çekmeye başladım. İkinci yarısında telefonun şarjı bitmiş, kapanmış. Ben böyle boş kameraya konuşuyorum böyle. Zaten genel olarak da hep aynı şeyler söylenmiş. İşte spor yapıyorum, kitap okuyorum, dizi izliyorum, boş boş oturuyorum falan. Herkes aynı şeyi söylemiş aslında. Hani çoğunda konuşmuşum bu kayıt altında olanlarda. Şimdi zaten biraz YouTube'da takılacağım. İşte dizi falan izleyeceğim. Ondan sonra da yatarım zaten. Çok önemli bir şey olursa haber veririm size. Ama dediğim gibi yani muhtemelen sabah tekrar görüşmüş oluruz. Şimdiden iyi geceler. Ya bugün o kadar çok uyukladım ki saat 8.30 oldu ya. 8.30 akşam bu arada, yanlış anlamayın. Hava karardı. Bütün gün insan uyuklar mı ya? Hiçbir şey yapmadım ya. Hiçbir şey yapmadım. Şimdi size şu saate kadar, akşam saat 8.30'a kadar neler yaptığımı anlatayım. Bir kere gece 4.30'da yattım. Sabah 1.30'da kalktım. Gözümü böyle 1.30'da açtım gözlerimi. Ondan sonra 2.30'a kadar zaten Instagram'a baktım. Uyanır uyanmaz böyle telefona saldırdım. Açtım Instagram'ı. Instagram'da geziniyorum. Bir de keşfete düştüm. Bir de sevdiğim videolar çıktı karşıma. Bu halı yıkamaydı, koltuk yıkamaydı, o videolara düştüm. Bir de arka arkaya onlardan 5-10 tane veriyor. Onları izle neyse 1.5 saatim benim böyle geçti. Saat oldu 3. Cumartesi günü, yanlış anlamayın. Ondan sonra neyse artık dedim bir kalk yani git bir kahvaltı et yani. Ondan sonra indim aşağıya, kahvaltımı ettim. Sonra çayımı kahvemi aldım, salona geçtim. Salonda da işte televizyonu açtık. Böyle Netflix'ten dizi mi izlesek, film mi izlesek, ona mı baksak, buna mı baksak derken hiçbir şeye bakmadık. Hiçbir şeye sarmadık. Canım hiçbir şey izlemek istemedi. Neyse çayı kahveyi içtim. Ondan sonra yukarıya çıktım. Telefona bakıyorum. Instagram'a bakıyorum, Twitter'a bakıyorum. Ondan sonra YouTube'a giriyorum falan, böyle bir şeyler izlemek istiyorum ama hiçbir şey de izlemek istemiyorum. Neyse gene bütün günüm böyle bomboş geçti yani gerçekten.
Ama şimdi bir de 9.30'da yani 9.30'da reklamıyla usuyla usuyla falan tekrar başlayacak edecek falan 9.30'da dizim başlıyor. Onu izlemek istiyorum. Onun için 9.30'a kadar Chloe yapacağım. Saat 8.30. 9.30 bir saatim var. Chloe zaten günde maksimum yarım saat yaptırıyor. Onun için şimdi bir Chloe yapacağım. 20 dakika kadar. Ben şimdi gideyim bir Chloe için hazırlık yapayım. Birazdan geliyorum. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Saat 12 yaptım arkadaşlar. Alnımın teriyle bugün de bitirdim çok şükür. Saat 12 oldu. Şimdi Luna'yı çıkaracağım. Geleceğim, videoyu falan editleyeceğim. Kısacası bu videoyu artık burada sonlandırıyorum. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.